Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Bugünkü videomuzda sizlere sarı kanat Bulgar kırıklarından bahsedeceğiz. Sarı kanatlar, elimizde bulunan sarı kanatlar, arka taraftaki koyu renkli olan, turuncu boncuklu olan kuşumuz dişi. Ön tarafta mor boncuklu olan, daha açık renkli olan kuşumuz da erkek. Bu kuşlar orijinal kuşlar değil, Bulgar kanıyla normal yerli yenicelerin kırılmasıyla elde edilmiş. Özellikle erkek olan ikinci ağız kırık diyebiliriz. Dişi daha kısa gagalı, gördüğünüz üzere. Erkeğe göre daha kısa gagalı, daha minyon. Bulgar neslinden muhtemelen birinci kırık. Bu kuşların özellikleri daha önce de bahsettik. Vücut yapılarının oldukça küçük olması, ayaklarının mümkün olduğu kadar küçük ve kuşun yere yakın olması, kafalarının mümkün olduğu kadar büyük, gözlerin üzerindeki kemiklerin dışa doğru çıkmış, kafanın ortasında bir çukurun oluşması ve yine ön taraflarında güllerinin olması genel anlamda bu kuşların özellikleri. Bu kuşların kuyruk sayıları çok az olup kısa kuyruklu kuşlardır. Yerli ırklar olan yenicelerle zaman zaman karıştırılıyor. Son zamanlarda Murat Hocam'la Mısri ve Bulgar kuşları arasında ne tür farklılıklar konusunda tartışıyoruz. Bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Bu elimizdeki kuşlar Bulgar kırığı, Bulgar bangolarının ya da başka bir de işte Bulgar Mısrilerinin yerli ırklarla kırılmış versiyonu. Bu kuşlar üzerinde biz şu anda çalışıyoruz, yavru üretiyoruz. Bu sene ilk defa bu takıma işledik. Dişi genç bir hayvan. Yaklaşık olarak 1 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Erkek dişiye göre biraz daha kart bir hayvan. Daha önce de bahsettiğimiz gibi yerli yenicelerin özellikleri çok uçkun olmalarıydı. Bu kuşların özelliklerinde bu yine var, fakat yeniceler kadar uçkun değiller. Kanat yapıları çok gelişmediği için yeniceler kadar uzun süreli havada kalamıyorlar. Ya da arka arkaya uçamıyorlar dersek daha doğru olacak. Her rengi var bunların. Kırmızısı, sarısı, yine mavisi. Ve bunların birbirlerine çaprazlanmasıyla farklı renkler kuşlarda elde edilebiliyor. Yine bu kuşlarda önemli bir özellik, şu kanatlarındaki beyaz çelenk sayılarının eşit olması önemli ve istenilen özelliktir. Bu kırık kuşlar üretimi Bulgarlara göre biraz daha kolay oluyor, çünkü Bulgarların, orijinal Bulgar kuşlarının gagaları oldukça kısa olduğu için maalesef üretimleri biraz zor, yavaş üreyen kuşlar ve gaga yapılarından dolayı zaman zaman ağız mantarı ya da trikomanis denilen hastalığa çok rahatlıkla yakalanabiliyorlar. Büyük buğdayları yiyemiyorlar örneğin Bulgar kuşları. Ondan dolayı daha küçük, ufak taneli yemlerle beslemek daha rahat oluyor. Farklı renklerinden elimizde var, özellikle mavi kanat ya da şeker kanat tarzında kuşlarımız da var. İleriki videolarımızda onları da sizlere tanıtacağız. Bu kuşlar hakkında genel anlamda söylemek istediğim bu kadar. Yavrularını aldıkça da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Güvercin hastalıkları ve güvercin yetiştiriciliği ile ilgili deneyimlerimizi paylaştığımız web sitemiz www.mehmethocam.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Yine YouTube kanalımızda değişik ırkların tanıtımı, kümes ziyaretleri yapıyoruz. Bu anlamda da YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hastalıklardan uzak, bol yavrulu bir sezon geçirmenizi dilerim. Hoşça kalın.